Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün videomda sizinle vidalı kasnak kenarı nasıl işlenir bunu paylaşmak istiyorum. Biz kartopunun ipini kullanacağız. Vidalı kasnağımız şu şekilde gördüğünüz gibi iç kısmını ayırıyoruz ve üzerinde vida olan kısma işlememizi yapacağız. Ben bugün annemden yardım alıyorum bu konuda. Evet, şöyle başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bir tane ipimizi sabitleştirmek için gördüğünüz gibi kasna bağladık. Bir tane düğüm attık. Daha sonra ipimizi parmağımıza doluyoruz. Ve tığla şu şekilde aşağıdan çektik ve yukarıdaki ipi tığa doladık. Zincir çeker gibi yapacağız. Şu şekilde bakınız. İçerisinden geçiyoruz. Evet. Şimdi kasnaklarda biraz zor oluyor arkadaşlar bu işlemi yapmak. Sabır gerektiriyor. Düz bir şeyi işlemek gibi kolay olmuyor. Bir havlu kenarına işlemek gibi. Evet, şöyle. Şimdi tığımızı aşağıdan ipe doluyoruz. Bu şekilde tığı aşağıdan ipe doladık. İpi buradan geçiriyoruz. Bu işlemi normal şartlarda kasnağın sonuna kadar, bütün kasnağı doldurana kadar yapacağız. Biz örnek olması açısından bunu biraz ilerleteceğiz. Daha sonra geri dönüp üzerine pipirik yapacağız. Nasıl model vereceğiz onu göstereceğiz. Evet. İpi aşağıdan alıyoruz. İpi aşağıdan aldık. Tığımızın ucuna doladık ve yukarıda çıkıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz devam ettireceğiz. Daha önce biz kasnak kenarlarını mor, krem, pembe iplerle işledik. Hazır çerçeve kullanmak yerine etaminlerimizi kasnağa geçirdik. Onlarla ilgili örnekleri de sizinle paylaşacağım. Çok şık oluyorlar. Bu yeşil kasnağın içine de Sevimli İlmekler kitabında bir önceki videoda göstermiş olduğum hatırlarsanız yeşil bir motor vardı, çiçekli. Tam bir kız motoru demiştim onun için. Bu yeşil tonlarındaydı o motorda. Ben böyle kombinledim. Bu kasnağın içine o motoru yapacağım. Yine bitmiş halini burada sizinle paylaşacağım inşallah. Bu arada bizim kullandığımız tığ şu an 0 numara arkadaşlar. Biraz kalın olması gerekiyor tığında. İnce tığlarda çünkü ipi alamıyor. İp de kalın olduğundan dolayı ipin arasına giriyor tığın ucu. Evet. Şöyle yakından tekrardan bir gösterelim. Şimdi evet, sıkılaştırdım. Şu şekilde başa kadar çekeceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok küçüldü yaptığımız iş. Bunu böyle sonuna kadar dolayacağız. Tekrar söylüyorum ama burada hepsini çekmeye kalkarsam çok uzun bir video olacak. O yüzden burada hepsini gösteremeyeceğim. Biz şimdi kasnağımızın bütün kenarlarını ördük. Ve pipirik için nasıl işleyeceğiz? Bu modeli size burada göstereceğiz. Evet. İlk önce tığımıza ipi doladık ve dibine batıyoruz. Battık ve yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. İki seferde tığı ipten geçiriyoruz. İkili trabzan yapıyoruz. Tekrardan tığa ipi doluyoruz ve aynı noktaya batıyoruz. İki seferde yine yukarıya çıkıyoruz. Evet. Trabzanlarımızı ikili şekilde yapacağız. Üç kere dolduruyoruz battığımız noktayı. Bu şekilde trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Şimdi
2 tane boşluk bırakıp yeni trabzan yapacağız. Arkadaşlar bunun yine başlangıç noktası biraz sıkıntılı oluyor. Motif tam çıkmıyor. İlerleyen motiflerde daha iyi anlaşılacak modelimiz. Evet. Battık. Tığımızı, ipimizi geçirdik. Tekrardan dibine batıyoruz ve ikili trabzanla ipimizi tığdan geçirdik. Tekrardan dibine batıyoruz arkadaşlar. Tekrar ikili trabzanımızı yaptık. Üçüncü kez aynı noktaya tığımızı batırıyoruz. Ve iki tane boşluk bırakıyoruz. Sıradaki motif için devam ediyoruz. Kasnak işlemek biraz zahmetli ama sonuç güzel oluyor. Etamini işledikten sonra kasnağın arasına koyduğumuz motifler çok güzel duruyor arkadaşlar. Evet, tekrardan batıyoruz aynı noktaya. Evet, ipi tığa doladık. 1 ve 2 de yukarıya çıktık. Tekrardan doluyoruz. Aynı noktaya bir kere daha batıyoruz. İpimiz kopmuş sanırım orada. Şimdi biraz bunu devam ettireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi pipirikler oluşmaya başladı. Siz buraya farklı pipirik modelleri de yapabilirsiniz. Biz bugün bunu çalıştık. Evet, iki tane boşluk bırakıyoruz ve yeni pipiriğimizi oluşturmak için tığımıza ipimizi doladık. Ve aynı noktaya tekrardan battık. Şu şekilde tekrardan doluyoruz ve aynı noktaya tekrar batıyoruz. Çektik. Evet, üçüncüyü aynı noktadan çıkartıyoruz. El emeği, göz nuru dedikleri şey arkadaşlar işte bunlar. Yorucu, zahmetli. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Biraz ilerletelim bunu. Şimdi yine sonuna kadar yapamayacağız diyeceğim ama sonuna kadar yaparmışız. Böyle gösterelim. Bir alalım.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Şöyle bırakayım size. Bu şekilde piriklerimiz oluşuyor. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunu sonuna kadar, buradan buraya kadar bu şekilde getireceğiz. Burada en son ipi bağlayıp kopartacağız. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayfama abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.